Günaydın herkese. Bugün 6 Aralık 2020. Aris'le beraber İnsiyaki'nin ilk yayınını yapıyoruz. Hoş geldin Aris, Evet. nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Kemal? Günaydın. Günaydın. İlk yayın her şey olabilir. Şu gözümde bir tane şey gözüküyor. Görüyor musun? benim mouse kalmış. Tamam, çektim onu Tamam. Olur böyle şeyler. hemen. Ve bu konunun tamamen teknik şeylerinde neredeyse ben hiçbir şey anlamamaya başlamışım Kemal, bu ilerleyen teknolojiyi sen benden orada daha yakından takip ediyorsun. Neyse, Ya üç başlık arasında bu da var. Soracağım. mecbur kaldığımızda öğreniyoruz. Ama bir şey diyeceğim, sen tam 80 doğumlusun ama öyle ya da böyle teknolojiye doğdun. Hani ben senden 10 yaş daha büyüğüm. Biraz şeyle de alakalı olabilir mi? Eleştireyim az biraz. Hani ilgin kesilirse öğrenemezsin tabii ki. Evet, ama şöyle şeyler oluyor Kemal ya. Mesela bazen Türkiye'den iletişimde olduğum insanlar, tamam, Twitter mesela, okey. Twitter, Facebook da benim için bir haber kaynağı yani ve iletişim aracı. Ama mesela yeni yeni şeyler görüyorum. Abi TikTok'tan, ne bileyim, TikTok diyorlar, durdum ben, ne oluyoruz? Tamam, bir video portalı ya da ne bileyim şey var mesela. Telegram'ı ben hiç böyle şey kullanmıyordum. Telegram ne diyor, aplikasyonunu. Böyle yeni gelişen şeylerle ona ayak uydurmak işte ihtiyaç olunca gidiyor. WhatsApp olmayınca, kesilince diğer tarafa. Ki Çin'de bile varmış çok daha enteresan şeyler. Konu başlıklarım arasında var. Haklısın ama şey, insanın işine yaramıyorsa bir şey, onun için tabii ki bilememesi, hayatında yer tutmuyorsa biraz onunla ilgisiz kalması anlaşılabilir. Her neyse, şimdi şey diye konuşmuştuk. İkimiz de üçer başlık çıkaracağız. Fakat bu üç başlıktan da birbirimizin haberi olmayacak. Şu anda burada haberimiz olacak. Neden böyle bir şey düşündük? Çünkü o anda birbirimizin tepkilerini görmek, bir hazırlık yapmak istemedik. İnsiyakinin zaten bir anlamı da içgüdüsel demek. Evet. Kısmen o andaki tepkilerimizi görmek, duymakla ilgili. Ben kendi üç başlığımı çıkardım ama önce sen istersen say, sonra bunları sırasıyla konuşmaya başlayalım. Öyle Ne sürpriz kadar vakit olmayacak mı? yeterse. Efendim? Sürpriz olmayacak mı? Bir başlık sen, bir başlık ben yapalım. İnşallah öyle yapalım. Yo, söyleyelim başlıklarımızı. En azından konuşma imkan şey düşünme şansımız olur. Ha, okey, Ben tamam. bu şeyi konuşmak istiyorum Kemal. Önce hani hemen söylüyorum başlıklardan birini. Tamam. Ay'a gönderdiği geminin geri geliyor olmasını ve Çin'in bayrak dikmesini abi. Çin'in Ay'a bayrak dikmesi. Çin'in aynı zamanda da bu Çin'e gidecek trenin Maltepe'den geri dönmesiyle de alakalı birazcık. Çin Ay'a gitti, biz Maltepe'ye. Biz Güzel gönderiyorduk, Maltepe'den tren geri dönmüş. başlıkmış. Tamam. Bu sosyal medya ve işte şu an kullandığımız bu araçlar üzerine gerçekten kalabalığın, yine tabii biraz Asya olacak ama sosyal medyanın gücü ve bunun en son gazeteye dokunan nesilli yok edip yeni bir nesil oluşturması üzerine biraz belki karışık olabilir Yok, ama çok önemli. fikri çok güzel başlık, esaslı bir tartışma. Bir de bir de şey var. Aslında iki tane yazmıştım buraya ama bir de bu son işte Ermenistan'da o diaspora olmak vesaire, Türkiye diasporası. Çünkü ben şimdi bir taraftan da Türkiye diasporasıyım. Yani Türkiyeliyim. Hem yurt dışında Türkiyeli olarak Türkiye konuşuyoruz. Hem yurt dışında Ermeni olarak Ermenileri konuşuyorum. İki taraftan da dışarıda kaldım. Biraz da bunun üzerine bir şeyler Bu söyleyecek. seni Benim başkalarım. zenginleştiriyordur ama. Efendim? Bu genelde sorun olarak söylense de seni zenginleştiriyordur aslında. Olabilir, olabilir. Doğru. Tamam, güzel başlıklar seçmişsin gerçekten. Benimkilerse biraz daha gündeme dair başlıklar. Ben bu T24'te en son Kılıçdaroğlu'nun Murat Sabancı'yla röportajını dinledim. Orada muhalefetin de savunduğu temel bir şey var. İşte o da mesela pandemiye ilişkin aşı meselesi sorulmuştu ona. Benim için önemli başlıklardan bir tanesi. O da biz liyakati savunuyoruz. Dolayısıyla doktorlar bu konuda ne derse, aşıyı ol derlerse olurum demişti. Ama ben liyakat nedir üzerine biraz tartışmak istiyorum. Çünkü bir mesleğin bilgisine sahip olmak ya da uzmanı olmak, onun başlı başına bu yeterli midir, onun doğru söylediğine?
bu konuda doğru tavır almasına yeterli midir? Bu başlığı açmak istiyorum. İkincisi bu AKP ve MHP ilişkisinde, pardon Cumhur İttifakı'nda AKP'nin MHP'nin vesayetine girip girmediği koca bir başlık bu tabii ki tartışılıyor öyle mi değil mi diye. Buna göre bunun çünkü farklı sonuçları ortaya çıkabilir. Ona göre politika yapışınız değişebilir. Üçüncü başlığımsa seçmenlerin AKP'yi terk edip terk etmeyeceği üzerine. Terk eder mi, terk etmez mi? Her şeye rağmen seçmenler AKP'nin dışında bir seçenek göremediği için oradan uzaklaşamıyorlar. Muhalefette zaten bu yüzden büyüyemiyor. Muhalefetin politikasızlığı bir yana en temel sorunlardan bir tanesi bu diye söyleniyor. Benim üç başlığım da bu ama önce senden başlayalım hızlıca. Ama bu güzelmiş mesela, bu şey aşı mevzusunu da konuşabiliriz. Bu Kılıçdaroğlu dedin ya, hani aşı olacağım mı? Bu Çin mevzusuna çok bağlı bence. Tabii, bağlı bağlı. Aslında sorulan Yani Çin'in sorulardan aşısını sorulur. olacağız mı diye tartışıyoruz, biliyorsun değil mi? Yani da Efendim? olacak mı? Çin'den gelen aşı ne kadar güvenli diye tartışılıyor bir taraftan da. Onu olacağım sonuçta karar vermişse diyor. Evet. Esas da bir tartışma o. Bu şu anda sürüyor da Çin ve Batı, yani doğuculuk ve tırnak içinde batıcılık tartışması olarak bu ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla bilimin biraz kenara atıldığı ve siyasi kısmın öne çıktığı bir tartışmaya dönmüş durumda. Bunun tabii esas efektleri bu. Günlük hayatımızdaki efektleri. Arka plandaki tartışma birazcık bu yönde ilerliyor. Bu benim dikkatimi çektiği için, önemli olduğunu düşündüğüm için. Peki şey, şunu söyleyeyim. Şimdi bu aşı üzerinden gidiyor ama senin başlığından biraz girmiş olduk. Bu liyakat derken, bu aşı zaten birazcık bu liyakati pekiştirmek, halkın liyakatini, yani halkın iktidara liyakatini pekiştirmek üzerine kullanılıyor sanki artık yani. Evet. Çünkü onun aşısı, bunun aşısı %94, %70 etkili. Ya eğer Dünya Sağlık Örgütü dün dedi, istediğiniz kadar aşı olun, biz bu pandeminin ilerlemesini önlemeyecek ki diyor. Dolayısıyla yani başka bir durum var. Yani siyasi olarak çok kullanılabilir bir durum. Önlemeyebilir diyor. Evet, bir mucize beklemeyin diyor. Hatta BioNTech'te açıklamasında bu aşı olduğunuzda bunu bir başkasına bulaştırmayacağınızın garantisini veremem. Hatta tekrar yani korona olmayacağınızın da garantisini veremem diyor. Evet, aşı ve bilim böyle bir şeydir. Bu önemli bir bilgi ama bir tedbirdir tabii. O ayrı ama burada çarpıcı olan şu, belki de batıya ilişkin. Ben bu arada kendimi ne doğucu ne batıcı olarak, köprü olarak da görmüyorum, bunu söyleyeyim. Ne doğucuyum ne batıcıyım ama solcuyum. Hani o ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum kısmına da geçmeyeceğim ama burada hani şu benim için çarpıcı, neden Batı, genellikle Türkiye'de Batı'ya biraz daha algısı ya da şeyi yüzü dönük. Mesela sağlık örgütü de, BioNTech'in kendisi de mesela bu konuda bilgi veriyor. Bu olabilir diyor. Bu doğru ya da yanlış. Bunu söylemesi sizde bir tür güven oluşturuyor. Ama liyakat meselesine dönecek olur isek, AK Parti'ye bu yönde eleştiriler çok yapıldı biliyorsun ama oysa istifa eden, görevden affedilen mesela Berat Albayrak da sonuçta ekonomi okumuş birisi. Yani liyakatsa liyakat. Şimdi Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, o da özel okul sahibi ve eğitimden gelen birisi. Liyakatsa liyakat. Sağlık Bakanı'nın bizzat kendisi doktor ve hastaneleri var. Bir dönem varmış. Şu anda bilemiyorum, yok mu Turizm bilmiyorum. Bakanı'nın kendi otelleri Yani var. evet, Turizm Bakanı'nın otel. Yani şimdi dolayısıyla bunlar işin Bak, bu arada tırnak bir şey içinde. söyleyeceğim. Parantez. O Turizm Bakanı'nın otellerinin iflas ettiği söyleniyor ya. Dün ana akım medyada hepsinin reklamı vardı. Ya iflas etmiş otelin reklamı nasıl dönüyor anlamadım ben. O da başka bir liyakat yani. Evet, O o ayrıyeten konuşulması gerekir. O konuda bir araştırma olmadığı için bir da... şey diyemeyeceğim ama olabilir. Sonuçta liyakat sorunu yok. Yani ama şu sorun var. Siz yani iyi bir uzman, bir doktor olarak uzman olsanız dahi siyasi olarak, şimdi burada bilim ve siyaset, uzmanlık ve siyaset işte birbirine burada karıştığı yerler. Siyasi olarak mesela halkçı bir doktor iseniz başka türlü konuşuyorsunuz. Yok, sermaye taraftarı bir doktor iseniz doğal olarak başka türlü konuşuyorsunuz.
Bir belgesel seyretmiştim ya Discovery Channel'da ya da National Geographic'te hatırlayamıyorum. 1850'lerde yapılan İngiltere'deki okul binalarından bahsediyor. Gerçi o dönem sanayileşme dönemi ve çocuk işçilerin de yoğun olduğu bir dönem ama bütün bunlarla birlikte okul yani çok övülecek bir durumda yok ama şu önemli, mimarın çocuklara göre okulu yaptığı, kat yüksekliklerinin, merdiven aralıklarının yüksekliklerinin çocuk ayak basma, yürüme mesafelerine göre ayarlandığı, dolayısıyla yetişkin merdivenlerinden daha alçak olduğu, çocukların solak çocukların güneşin geldiği yere pencerelerin yani onların güneşi rahatça alabileceği ve ellerinin gölgelerinin kağıdın üzerine düşmeyeceği şekilde solak çocuklara ayrı pencere tasarımının yapıldığı, işte sağ elini kullanan çocuklara ayrı pencere işte güneşe göre pozisyonun ayarlandığı bir şeyden bahsediyordu. Bu belli ki halkçı bir mimarın, incelikli bir mimarın şeyi, eğilimi. Ondan daha iyi bir mimar, daha uzman bir mimar olabilir. Mimariyi daha iyi biliyor olabilir, daha statik binalar yapıyor olabilir ama bunu hiç önemsemiyor olabilir. Solak çocuklar orada duman olabilir. Ben şimdi bile mesela çocuğum bir özel okula gittiği halde onun okulunun merdivenleri, gerçi pandemi döneminde okullar kapalı ama geçen sene için bunu söylüyorum. Merdivenleri mesela benim ayaklarıma göre yapılmıştı. Onun ayaklarına göre değildi. Özel okulda bile durum hala 1850'lerden 150 sene sonra bile durum hala çocuklara göre yapılmamış özel okullarda üste para verdiğiniz halde. Tabii o biraz ticari bir şirket haline geldiği için orası artık. O çocuk için yapılmıyor. Sen gör, beğen, Bana para göre, ver. evet, bana göre yapılmış. Çünkü veli parayı ödeyecek ve emin ol, çocukların oyun alanlarına bile yetişkinler oturup onları seyretsin ya da baksına göre düzenlenmiş. Çocuğun oynamasına göre değil. Çünkü nereden bunu söylüyorum? Bu benim şeyim değil tabii ki. Şahsi şeyim değil. Ya oyun alanında sadece bir tane çocuk oyun şeyi var. Ne denir? Aracı var. Oyuncak mı? Hani beş tane değil mesela. Hani oyun alanında bir tane Bu konuda bir şey kusura söyleyeyim mi? sembolik Mesela olmuş. şimdi reklam olmasın ama bir tane bu Kuzey Avrupalı bir marka var. Herkesin işte evlerinin falan şeylerini aldığı, eşyalarını aldığı. Bu adamların Avrupa'daki şeylerinde marketlerinde yani büyük marketler bunlar. Çocuk oyun alanı var. Hani içeri girdiğinde sen eşya alarak kendin Evet, bak diye. evet, Bu evet. da bir başka bir durum. Tabii, Sen tabii, rahat tabii. bak diye çocuğu alıyor senden. Tabii, tabii. İşte şey gibi, McDonald's'ın falan yaptığı gibi, onlar Tabii. çocuk oyun alanlarının hepsi cam kaplı abi, Tabii. dışarıdan gör. Tabii onun iki güvenlik sağlansın Tabii. gör diye. Ama mesela bu Kuzey Avrupa'daki şeylerin, işte sana bahsettiğim bu markanın alışveriş merkezinde çocukları göremiyorsun abi. Çocuklar içeride insanlar var çocuklara bakan ve onlarla Tabii. ilgilenen. Burada da Ama öyle. çocukların orada özel bir alanı var. Tabii. Onlar kendileri oynasınlar diye. Tabii. Tabii veliler çok korkuyorlar ki içeride ne oluyor, ne bitiyor. Biz bütün çocukları beraber koyuyoruz. Biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Ama düşünsene hayatta da böyle olacak. Beraber yaşayacaklar bu çocuklar büyüdüklerinde. Tabii. Dolayısıyla kendisi nasıl baş ediyor oradaki sorunla, eğer sen sürekli bakıyorsan. Tabii yaşa göre değişir. Yani küçük bir çocuk nasıl baş etsin bilmediği bir şeyle. Tabii. Ama bakış açı, hani hep bu Kuzey Avrupa'nın eğitim sistemini konuşuyorlar ya. Biraz bence bu da var yani. Tabii Kuzey Avrupa'nın çocukları geçmişte çocuk saymayıp insan yani büyük Tabii. insanmış gibi kömür madenlerinde çalıştırdığı falan filan bunları da bilgisi dahilinde Tabii. hiç şey yapmayayım ya Avrupa çok güzel falan. Tabii. O dönem ama hatırlarsan mesela geçmiş dönem çocuk fotoğraflarına hiç baktın mı Maris? Arada görüyorum. Elbiselerine dikkat ettin mi? Ha, büyük gibi değil mi? Yetişkin elbiselerinin sadece küçültülmüş hali. Çocuk modası da yok. Fırfırlı falan filan Evet. şeyler de. Fakat tabii şimdi çocuklara özel moda var. O bize ekstra bir şey. Yani diyelim ki birazcık eliniz terzilik yapabiliyorsanız yetişkin elbisesini eskiden çocuğunuza göre küçültebilirdiniz. Ama şimdi çocuğa ayrı elbise alıyorsunuz. Dolayısıyla bu bir sektör olduğu için çocuk hassasiyetinden mi yapıyorlar bunu? Hayır. Neden? Çünkü çocuk işçilerin çalıştırıldığı fabrikalardan alıyoruz biz bunu bir yandan Tabii. da. Ya istediğin Dolayısıyla kadar Bangladeş'ten almıyorum de, Çin'den almıyorum de, sen orada fabrikada olmadığın sürece o tabii. işin
yapıldığını bilmiyor. O da bir taşeron firma. Tabii. Zaten arada 30 tane taşeron var. O Avrupa'ya veriyor. Avrupa ona. Tabii. Yani bugün Avrupa'da Made in Turkey yazan malların bir sürüsü zaten Bangladeş tarafından geliyor. Türkiye'de iş gücü ucuz olduğundan değil. Bir taraftan bazı konular, yani birleştirme denilen şey ucuz orada Türkiye'de. O yüzden getiriyor ama o, sonuçta o dikimi yapan insanlar ta nerelerde? Bangladeş'te, Çin'de. Tabii. Amazon'un eylem yapması da bununla ilgili. Onun dikim fabrikasında bile eylem oldu yani. Ya haklısın. Bunun O yüzden şimdi bu liyakat meselesinde benim temel şeyim bu yani. Hani dönersem konuya o kişinin uzmanı olması durumu izah etmiyor. Yani benim açımdan güvenilir olduğu anlamına gelmiyor. Nasıl bir uzman? Halkçı mı, sermayeci mi? Buna bakıyorum tabii ki. Ve bu anlamda bilim ve siyaset hep böyle ayrılsın deniyor ama bir yandan da aslında bu pek ayrışamıyor. Şu anda mesela bilim kurulu sessizliğe gömülmüş durumda. Mesela Türk Tabipler Birliği'nin uzun dönem açıklamaları oldu bu pandemi rakamlarıyla ilişkin olarak ve o dönemde Türk Tabipler Birliği neredeyse hain ilan edildi, hedef gösterildi. Ama bilim kurulunda bir sürü doktor olmasına rağmen tek bir ses çıkarmadı. Oysa sonuçta onlar resmi bir kurum ve bir yükümlülükleri var. Bu yükümlülükleri büyük nereye bir ihtimal, karşı var? Kemal, büyük bir ihtimal şimdi Bülent Arınç'ın başına gelenin kendilerine gelmesinden Tabii. çekiniyorlar. Tabii. Yani sonuçta bir süre sonra bunu bilim kurulu karar verdi arkadaş diyecek ve çıkacak işin içinden. Tabii, çıkabilir bir dönem ve mesela şimdi ulusal çıkar dendi bir dönem rakamların açıklanmaması. Neden? Ne düşünüyoruz tabii böyle deyince sadece bu kadar söylendi bize. Bunu bir doktor söyledi bu arada. Yani sağlığın ulusal çıkarı nasıl oluyor bunu bilemiyorum. Üstüne üstlük bir salgın hastalıkta. Yani hastalığın kendisinin bir dakika bu ulusa bulaşayım, öbür ulusa bulaşmayayım diye bir eğilimi yokken burada turizmi belki dert ettiğini anlıyorsun. Belki mal alışverişinin çünkü hani bir dönem Çin'den mesela şey bile gelmedi korona ilk yaygınlaştığında telefon ya da teknolojik ürün gelmedi. Çünkü virüs sonuçta bunların üzerinde yaşayabiliyor. Hani ürünlerin üzerinde de yaşayabiliyor, paketlerin üzerinde yaşayabiliyor. Bunlar Peki bir şey belirleyici oldu soracağım. Ne ama değişti şimdi paketler geliyor? efendim? Ne değişti de paketler geliyor? Hiçbir şey. Ne işte? Bu çok, yani mesela çok enteresan. Daha önce pandeminin ilk dönemlerinde bu Avrupa'daki ülkeler kendi aralarında şey yapıyorlardı. Kodlama yapıyorlardı. Kırmızı, sarı, yeşil, kırmızı, turuncu, yeşil pardon. Mesela kırmızılar birbirlerine gidemiyorlar. Kırmızıdan geldiğinde de karantinaya giriyorsun. Ama turunculara gidebiliyorsun. Abi bütün yazlık şeyler, yani kıyısı olanlar, Akdeniz, Ege kıyısı olanlar hepsi şeydi, yani turuncuydu. Turuncu olunca ne demek? Gidebiliyorsun. Tamamen turizmle alakalı. Şimdi daha fazla rakam var. Kış geldi ama kırmızıya dönmedi bu şeyler, bu ülkeler. Yani kendi arasında anlaşmalı olmuş. Yani mesela Belçika'dan en çok turist İspanya'ya gider. İspanya Belçika'yı kırmızı yapmadı. Ama Almanya yaptı kırmızıyı. Neye göre? Nasıl? Ne oluyor? Ne kaygı? Hangi para? İşte Çin mevzusu da bu. Bir iki ay önce hiçbir şey gelmiyorken şimdi böyle şey geliyor. Ama dün şöyle bir şey duydum. Bak buradan da benim başlığa atlayayım. Çin'in artık hani Çin zaten bir dünya devi ama belirleyici olması üzerine. Mesela şimdi Rusya'nın işte bu şeyde yukarıda Antarktika'da patlattığı şeyler var. Dinamitlerle buz kırma işlemlerinin başlaması ve kendine orada yol açması var. Yani Rusya'nın zaten gemileri falan çok gelişmiş bu. Adamlar yıllardır Sibirya'da yaşadılar ettiler, deneyimleri var. Şimdi Çin de istiyor orada. Çin ne yapıyor? Çin geliyor Kuzey Avrupa ve Kuzey Avrupa'da bir birliğe, hiç alakası olmayan bir ticari birliğe üye olmuş zamanında. Şimdi o ticari birlik üzerinden diyor ki benim burada çıkarlarım var, bana da burada hak vermeniz gerekiyor diyor. Ama bir taraftan da komik bir şey de var. Komik değil tabii. Nasıl bir gelişmişlik? Yani biz daha hani buradan Türkiye'den Çin'e tren göndermeye çalışıp gönderemiyorken hani derler ya adamlar, ya Tesla'nın uzay misyonunu falan unutalım. Çin adamlar 1 Aralık'ta Ay'a gemi gönderdiler, toprak ve taş topladı, canlı yayın. Sadece 2 saniye gecikiyormuş Kemal, bizim şu yayındaki ses gecikmesi kadar. 2 saniye gecikiyormuş görüntü.
Canlı görüntü aldılar. YouTube'da yayınlıyorlar. Onda 2 günde topladı her şeyi ve gemi geri geliyor. Ve 1950'lerden sonra ilk defa dünyaya aydan taş toprak gelecek. Bu tabii orada bayrağını açtı falan, böyle özel bir bayrak yapmışlar. Yani, özel bayrak. Evet, özel bayrak. Dalgalanmayan bayrak dedi. Dalgalanmayan, evet. Böyle yani Rusya ve Amerika'dan sonra ilk defa giden ve bunu yapan oldu. Tabii bir taraftan Tesla diyor ki çok yakın zamanda gideceğiz falan diyorlar. Ama aslında öte yandan çok büyük bir güç var. Bizim görmediğimiz inanılmaz bir ekonomik güç de var. Yani bu aşı meselesi de öyle. Yani aşısı ne kadar güvenilir olur olmaz tartışması oluyor ama o kadar ucuz ki bütün dünya bu aşıdan en azından 1 milyon doz her ülke sipariş etti. 1 milyon doz az para mı? 3 dolardan 3 milyon yapar. Yani öyle fiyat biçiyorlar. Tabii inanılmaz şeyler de var. Avrupa'da mesela futbolun içerisinde Çinliler. Yani ne diyorlar buna? Kumar oynattırıyorlar. Ama mesela Avrupa futbolu üzerinde oynuyor Çinliler kumarı. Bu kumarı orada, burada yasak değil, orada yasak. Ama Avrupa futbolu 2. ligdeki takım üzerine oynuyor. Ya da 3. ligdeki takım üzerine ve inanılmaz şeyler dönüyor. Burada geçen haftalarda haberleri var. Bunun üzerine Netflix'te film bile var. Nasıl bunu yapıyorlar diye. Yani bu, çünkü artık o kadar bilmediğimiz şey var ki, sen gidip mesela Kamboçya'nın bilmem neresindeki bir şirkete işte 3 dolara yatırım yapabilirsin. Ve bunu aslında aklayabilirsin. Bu işte Türkiye'nin gemileri gibi. Bizim bilmediğimiz gemilerin işte Afrika'ya, Libya'ya, oraya buraya gidip gelip geldiğini konuşuyorlar dün. BBC mesela yazmış. Bu gemiler boş gidiyor, boş geliyor. Tabii bunun içerisinde bu Çin'in uzaya gidip de bizim treni gönderememiz mevzusunda şunu düşünüyorum hep. Yani çalışıyorlar. Çalışan bir toplum var orada. Tabii bir taraftan da Çin'in de hani komünist, ama nasıl komünist yani? yani şeyde onu bir de böyle çalışan bir toplum var ama inanılmaz da eziliyor. İnsan hakları, hatırlıyor musun, videolar vardı sosyal medyada. Kâr etmediği için şirket sokakta diz üstünde çalışanlarını yürüten bir patron gösteriyorlardı. Ceza olarak. Şimdi mesela bir tane de Asya Gerçeği diye bir belgesel var. Ben onu da şey yapayım. Bu belgeselleri sonra yayınımızın altına linklerini mi versek acaba Kemal? Olabilir. Evet, olabilir. Ben şu, bu Asya Gerçeği diye belgeselde Çin'in nasıl işte bu sosyal medyanın bambaşka bir yerden kullandıklarını ve aslında devletin bu sosyal medyayı insanları evine kapatıp evden kameralarını açması ve üretim yapmasına teşvik ettiğini söylüyor. Çünkü o kamerayı açınca şu an kaç kişi seyrediyorsa işte o kadar sen sana para veriyor. Ve yıl sonunda en çok seyredilene de milyon veriyor. Ama bu milyonun değerini o yeni nesil o kadar bilmiyor ki, birinci sene 14 milyon dolar kazanan kişi ikinci seneye fakir gidebiliyor. Çünkü almışlar ona, böyle belgeselde gösteriyor, bildiğin işte şeyler, bu altın varaklı musluklar takmış evine kadın, ama Çin'de küçücük bir evdesin. Ama altın varaklı musluk var. Araban mesela Lamborghini, İtalyan marka, renk değiştiriyor dışı, ledler konulmuş falan. Ama bir sene sonra onun içerisinde koyacak benzin bulamıyorsun. Çünkü o para bitmiş. Ve aslında seni bu şekilde sürekli tüketip sürekli seni bu ekrana bağlamanı istiyor. Ve sonra da zaten şey diyor belgeselde. Gördüğünüz işte bu şekilde ekranlar, yüz tanıma programları. Çünkü o hep allow, izin ver, izin ver diyoruz ya. Yani girelim programı. Yüz tanıma programları, bilmem ne. Yani inanılmaz bir şey. Şu biliyorsun işte, telefonumu değiştirdim. Bu yeni telefonumda yazmış oraya, yani bu Çin malı bir telefon. İyi bir telefon ama. Şeye, yüz tanıma programında diyor ki yüzünü gördüğünde parmak izinle eşleştirsin mi? Ve yanına ne yazmış biliyor musun? Hemen ikinci bir soru soruyor, güvenlik sorusu. İstiyor musun çocuğun telefonla oynadığı zaman aplikasyonlara giremesin? Tabii istiyorum. İstiyorum yani. O zaman çocuğunun parmağını ve yüzünü de tanıt. Yani bütün ağrıyı. Ve şeyde, gönüllü fişleniyorsun yani.
Evet ve çocuk da diyor ki ya evet baba evet diyor çok güzel bir şey onun için dokunmaz yüzünü görüyor telefon açılıyor falan sadece oyunlar geliyor bir şey yok yani. Fakat ben şimdi biraz tedirginim. Bu konuşmamız çünkü şeye de gidebilir. Komplo teorilerine de gidebilir. Ya ama bunlar tabii biliyorsun bunlar bunun şu an internette şey de var komplo teorisi ama mesela Belarusya'da insanlar şiddet uygulayan polislerin yüzünü bu aplikasyonlarla buluyorlar. Böyle bir şey var. Sürekli ben bunların haberlerini yapıyorum. Evet, tut.by bu bir haber sitesi. Bütün o görüntüleri alıyor. Tek tek oradan bir aplikasyon var. Göz ve yüz tanıma aplikasyonu. Aslında diyor bunu devlet bizi yakalamak için kullanıyor diyor. Biz de devlete karşı kullanacağız diyor. Bu bir haber kanalı. Ve bütün o şiddet uygulayan, kadınları sürükleyen işte son dönemde bu gösterileri en çok kadınlar yapıyor. Kadınları sürükleyen işte işkence uygulayan polislerin vesaire videolarını alıyorlar, aplikasyona yüklüyorlar ve hangi eylemde yüzü açık gözükmüşse matchmaking yapıyor. Yani buluyor, Yüzü açık eşleştiriyor ve gözükmüşse o da tabii. Kaskını ve çıkarması lazım. yayınlıyor. Efendim? Kaskını çıkarması lazım o zaman polisin. Bir anda tabii o tabii şey işte bu data toplama şeyi bir çok fazla verinin olması lazım. Çok fazla görüntü olması lazım. Ya bu komplo teorileri yani teknolojiyle ilişki ben işin doğrusu biraz şöyle düşünüyorum. Yani komplo teorisine pek işin doğrusu inanmam ama benim inanmıyor olmam komploların da olmadığı bir durum olmayabilir yani olabilir komplolar da vardır. Sonuçta böyle bir kavram varsa dilimizde ve senelerdir kullanılıyorsa bu tür şeylerin olduğunu da düşünebiliriz tabii ki ama ben şöyle düşünüyorum işin Çip doğrusu. takmayacaklarmış ama onu da söyleyeyim. Çip Efendim? takmayacaklarmış aşıyla. Birisi şey yazmış, o çok hoştu. Yani sana niye kim çip taksın ya? Bir çipin maliyeti ne kadar sen biliyor musun diye. Yani tabii o yani halka aslında tırnak içinde söylüyorum biraz hakir gören bir dil bu. Hani neden takmasın? Bir yandan da öyle de sorulabilir. Neden takmasın? Ama ben tabii bu komplo teorisine inanan birisi değilim ama şunu söyleyeyim. Yani şöyle olduğunu tahmin edebiliyorum. Telefon çıktığında da ilk ya da telgraf çıktığında da yani iletişim değiştiğinde de eminim ki telgrafa ilişkin böyle hani infial bir şekilde bir dakika yani birkaç saniye içinde haber oradan oraya bu kıtadan öbür kıtaya nasıl gidiyor ne demek bu ya başımıza taş yağacak bir dakika o zaman bizim her söylediğimizi şu anda Amerika duyuyor ya da tam tersi Amerika'da her söylediklerimizi işte Asya'da duyuyorlar hemen oraya bilgi geçiyorlar. O zaman güvenliğimiz ne olacak diye infial. Hakeza telefon çıktığında bu daha büyük bir infial yaratmış olabilir. Biz bütün bu infiallere rağmen, infialler döneminde teknolojiyi hep ilerlettik. Biz de halk da buna gönüllü de olduk işin doğrusu. Fakat ben bu telefonla nasıl ilişki kurduğuna göre teknolojiyle, telgrafla nasıl ilişki kurduğuna göre onun anlamının değiştiğini düşünüyorum. Sen onunla ne yaptığına bağlı olarak onun anlamı farklılaşıyor. Bu Mesela internet için de aynı şey. tabii Sen yani tabii çok internette nasıl bir ilişki kurduk biz? Bilgi almak için mi yoksa işte dedikodu yapmak için mi gibisinden? mesela biz de YouTube'u şu anda farklı biçimde kullanıyoruz ama benim oğlum mesela başka türlü kullanıyor. Sen mesela senin oğlun Azat da eminim başka türlü kullanıyordur. Rüpen belki ileride kullanacaktır. Ama mesela şuna memnunum. İşte benim oğlum mesela animasyonları öğreniyor senin üzerinden, YouTube kanalları üzerinden. Ve şu anda mesela çizimler yapmaya başladı. Bunun kanalını açacak. Hatta dilini geliştirdi, İngilizcesini geliştirdi ve ben acaba İngilizce bir kanal mı açsam diye hayal etmeye başladı animasyonlarımı hani gösterebileceğim, herkese gösterebileceğim, herkesin anlayabileceği bir şekilde. Bu onunla kurduğun ilişkiye bağlı olarak değişiyor. Sonuçta ekmek de mesela böyle çok temele teknolojiden ekmeğe dönelim. Ekmeği bir başka insanı baskılamak için de kullanabilirsin. Ekmeği eşitlik yaşamak için de kullanabilirsin. Sonuçta suç ekmekte değil. Ekmekle kurulan ilişki biçiminde iktidarların ekmekle kurduğu ilişki başka. Halkın kurduğu ilişki
Çok başka. Sosyal Kemal medyayla Harari'yi okudun mu? yok okumadım. Var ya bu Sapiens'te. Orada diyor ki ekmeğin bizimle kurduğu ilişki nasıl diyor. Aa, Bizim bir de ekmeğimiz ekmeğe sormalı değil mi? aslında dünyanın en çok buğday yani. Buğday ve ekmek hakim o yani. Yani o ne Doğru. derse oluyor. Doğru. Varsa aç değiliz, yoksa açız gibi oluyor. Yani Doğru, yoksulluğun doğru. ekmeği. Doğru. sonuçta hani bu şuna da bağlayayım, bu konuyu geçelim, çok uzamasın. Mesela Berat Albayrak'ın Instagram'dan istifa etmesi de onun sosyal medya ilişkisini değiştirdi. Mesela bu çok eleştirildi, değil mi Aris? Hani Evet. bir devlet geleneği var, ne demek Instagram'dan istifa etmek falan filan. Bense burada şöyle düşünüyorum. Biz Instagram sayesinde, çok Instagram'ı hani övmek istemiyorum. Instagram'da da pek hiçbir aktifliğim yok ama Instagram sayesinde devletle birlikte ilk defa eşit olarak aynı anda bir istifayı öğrendik. Ve hatta belki ondan da önce öğrendik. Yani o anda Instagram'da olan herhangi bir yurttaş, Berat Albayrak'ı takip eden ilk gören bir kişi var. Devletten bile önce gördü o şeyi, istifayı. Tabii neden böyle oldu? Yani televizyonda ya da gazetede, neyse basında, kendi medyalarında yayınlatamayınca haberini, istifasını kendi mecrasından duyurabildi. Ben bunda bir sorun görmüyorum. Yani bu telefon olduğunda, icat olduğunda telefonla istifa edebilirsin. Telgraf olduğunda telgrafla da istifa edersin. Mesela telgrafa mesela bir saygı var hala çünkü yazılı ya. Oysa Instagram'da yazılı aslında. Şey çok komik oldu. Bak şimdi böyle dedin. Bu son Ermenistan'da istifa eden bakanlar, bunlar çok konuşuldu. Yolda bu bir haber geliyor. Artık savaş sonrasında yolda diz üstüne çöküyor. Bir kağıdın üzerine istifa mektubunu Ermenice yazıyor. Dışişleri Bakanı ile Ekonomi Bakanıydı bunu Video da yapan. çekilmiş Sonra bu. onun fotoğrafını çekiyor Ha. ve Twitter'a, Güzel. Acayip bir girişim Facebook'a olmuş. yazmıyor. Acayip bir Yani girişim olmuş. bu da eski aklın yeni teknolojiye Evet, uyarlanmış. Yaz evet. fotoğrafını çek göndermiş. Gayet hoş bir uyum. Tabii. Çünkü şey değil, orada yazdığın yanlış olabilir, fake, yalan olabilir ama elle yazısı ya, el yazısı sonuçta imza var altında. Tabii. Yani dijital diğer tarafta sadece bir Tabii. hesap. Tabii şeyde, dijitalde yazdığında, ama orada da imza, tabii imzanı kaydedebilirsin. Hatta daha ileri gidelim, parmak izini kaydedip onu basabilirsin yani bir Tabii yöntem baksana olarak. yüzünü tanıttırabilirsin falan. Doğru. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum, yani teknolojiyle birlikte bazı ritüellerin değişmesi de anlaşılabilir bir şey. Bir yandan da biz aslında bunları da talep ediyoruz. Burjuvazi yani bu şekilde de ayakta kalıyor. Neyi satacağını da düşünüyor, taşınıyor. Arge kuruyor ya bunun üzerine Aris. Dolayısıyla hani satmayacak bir şeyle de uğraşmayabiliyor. Bazen öncü şeyler yapıyor tabii ki. Talep olmasa da yapılan şeyler var. O yapılan şeyin kendisi sonra talebi doğuruyor olabiliyor. Bu işin ayrı bir kısmı. Peki, Ama başlıklarımız kaldı. diğer AKP başlıklara geçelim. sayılar sonuçlar. Efendim? Başlıkların kaldı. Evet. Sonuçlar. Senin aya bayrak dikme işini konuştuk. Aya bayrak dikme işi. Ben bayağı aslında kendi şeylerimden girdim. Yani bu yurt dışında diaspora olma mevzusu kalabilir. Her gün, her hafta, her başlığı konuşacağız demek değil. Ama Evet. bu sadece bir soru. Şimdi ilk başta dedin ya birazcık hani mimariden bahsettin. Okulların yapılması vesaire derken. Şimdi mesela Sağlık Bakanı'nın çıkacak olan aşıyı olması kendi üzerinde denemesi de bir şey midir? Buna bir örnek midir? Önce kendim deniyorum. Putin yaptı mesela. Örnek olsun diye yapıyorlar ama benim için kriter değil. Neden değil? Çünkü yani şunu, bunun için hani bir bilim insanı olmaya, bir doktor olmaya gerek yok. Herkes yani o aşının efektleri, sonuçları 2 sene sonra çıkabilir. Hamileler üzerinde denediniz mi mesela? Çocuklar üzerinde denediniz mi mesela? Yaşlılar üzerinde denediniz mi mesela? Şu hastalığı, bu hastalığı olanlar üzerinde denediniz mi ve onu gözleme süresine sahip oldunuz mu mesela? Diyelim bunun 2 sene gözlemeliyim bunu. Atıyorum, bu rakamları bilmiyorum. 3 sene gözlemeliyim. 6 ay yeterlidir.
Bunları bilemiyoruz. Ben bundan 10 sene sonra şimdi aşı vurulduğumda 10 sene sonra ne olacağını bilmiyorum ama benim için şu yeterlidir, onu söyleyeyim. Halkçı olduğuna inandığım, mesela TTB'den bir doktor, Şebnem Korur Fincancı, yani beni de kendi gibi gözettiğine inandığım siyasi duruşu olan, işte burada bilim ve siyaset birbirine karışıyor. Siyasi duruşu da halkçı olan birisine bana bu aşıyı ol dediğinde olurum. Neden Sağlık Bakanı olunca olmam? Sağlık Bakanı dün çünkü ulusal çıkar dedi, rakamları sakladı. Bugün ulusal çıkar değişti demeden rakamları ilan etti. Demek ki başka bir siyaset yapıyor o. Hastalık aynı, bizim durumumuz aynı. Peki değişen ne? Sorusuna cevap vermiyor. Öz eleştiri yapsa ya da yahut dün şu yüzden açıklamadım rakamları, bugün de bu yüzden açıklıyorum dese belki konuşabiliriz. Ama bu muallakta bırakılan şeyler benim tabii ki güvenmemi engelliyor. Neden Ben bu konuda... Şebnem Korur Fincancı'ya, TTB'ye inanıyorum? Onlar baskı altında olmalarına rağmen ilkelerine ve yeminlerine, Hipokrat yeminlerine sadık kalmaya çalıştılar. Ve şu çok zordur, bir doktorun mesleğinin elinden alınması. Bu riski göze almak çok zor Aris. Hani buna rağmen bu insanlar konuştular. Ve benim hiç tanımadıkları benim yaşamım için konuştular. Beni hiç tanımıyorlar. Seni tanımıyorlar. Yani kişisel bir şey yapmıyorlar. İlkeleri yüzünden bu konuşmayı yapıyorlar. Bu anlamda Dolayısıyla şey o zaman güzel yapıyor. Mesela bu Alman şirket var ya, BioNTech'in, işte hani işte dediler Alevi kurucusu eşiyle birlikte buldular falan. Mesela ne dediler? Biz aşıyı halkla beraber ne zaman yaygınlaşırsa o zaman olacağız. Yani kendinize yaptınız mı diye sordular aşıyı. Onlar da hayır dediler. Biz halkla beraber, yani ne zaman herkese açılırsa biz de sıramız gelince olacağız. Yani nasıl bir siyaset izleyeceksen. Mesela o şey oldu. Beni mesela oradan yakaladı. Yani şeyden, yani herkesle birlikte olacağız derken. Bir taraftan bir sürü de sorunsalı olabilir. O da başka. Tabii. Burada benim için bu konuyu geçelim ama çarpıcı olan şu, ulusal çıkar diyorsun ama ulus bu bilgiye sahip olmadığı için, bu ülkede yaşayan halklar sahip olmadığı için, mesela şöyle düşünenleri çok gördüm, duydum. Ya 83 milyon nüfusta 2000 kişi hastalığa yakalanıyormuş. Nedir ki 2000? 2000 zaten trafik kazasında da oluyor, hayatını kaybediyor ya da grip de oluyor. 2000 çok düşük. Ve haklıydılar da bunu söylerken. 2000 çok düşük. 2000 nedir Allah aşkına? Ama şimdi 30 bin deniyor. Birdenbire mesela 2000'den bir gecede 30 bine çıkıyoruz. Arada 28 binlik devasa bir fark var. Ama her iki halde normal karşılanıyor bize. Zaten anormal olan da bu. Her iki halinde normal karşılanması. İktidarın da zaten artık yönetemediğinin temel göstergelerinden bir tanesi. Ne olursa olsun artık biz onu normal karşılıyoruz. Yarın sabah hukuk reformu dese normal karşılıyoruz. Akşam yok öyle bir şey yok ki dese onu da normal karşılıyoruz. Dolayısıyla iktidarın sözünün bir değeri olmadığı için bana göre o aşı da olsa olmasa da bu iyidir dese de bu kötüdür dese de kötüdür dese de kötü kabul etmiyorum. İyidir dese de iyi kabul etmiyorum. Şüpheyle bakıyorum. Bu benim doğal hakkım. Bunu da ben kendi kendime şüpheciliğimden değil, onlar bunu yarattılar ve sözlerinin bir değerini kendileri, ben yapamam mesela onların sözlerinin değerini düşürmeyi. Sen de yapamazsın. Öznenin kendisi bunu yapabilir. Sözünü kendisi bizzat hükümsüzleştirebilir tavrıyla. Söz çünkü tavırla, günlük yaşamdaki karşılığıyla, davranışla anlamını bulur. Söz sonuçta soyut bir şey. Neyse çok uzattım. Buradan bak, bu güzel bir konu. Buradan belki sonraki haftalarda konuşuruz. Diğer Zaten başlıklara geçelim. bir süre koymuştuk kendimize. O süreyi Efendim? de aşmayalım Evet. istersen. Kaç dakika Ama oldu acaba? hemen kısa kısa şeyde söyleyeyim. Mesela bir, AKP seçmeni seçimde AKP'yi terk eder mi demiştin. Dünkü şeyi gördün herhalde. Gezici araştırmanın yayınladığı işte mutsuzluk anketi var. Yani bu iktidarın seçmeni daha mutsuz durumdan. Yani %60'ın üzerinde 68 mi ne mutsuzluk var. Bu da aslında terk edeceğini gösteriyor. Bence bir de tabii öte yandan Ali Babacan'ın açıklamalarını da gördüm. O da şimdi usulca geliyor. Yani ekonomiden anladığı ve şeyi de kurduğu için birebir cevaplar da vermeye başlıyor. Böyle şeyler gelince,
kendi içerisinden çıkışlar gelince, kopmalar ve sonrasında işte şimdi muhalefet oldular artık. Bence terk edecek, bu çok açık. Ama terk ettiğinde nasıl olacağını göreceğiz bence. Sonrasında nasıl gözükecek? Yani alternatif ne olacak diye bakıyor bence onlar. Şunu diyemem Aris, yani insan mutsuz olduğu yeri terk etmeyebilir. Hayatımız böyle örneklerle dolu. Hani gidemeyebilirsin, gelemeyebilirsin, yeni bir şey kurmak zor gelebilir falan filan. Gençler için belki bu daha rahat olabilir ama zaten gençler terk etmeye çalışıyor. Onlar sadece iktidar değil, ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Onları suçlamıyorum. Ben burada kalmayı, burada tercih etmeme rağmen, bütün zorluklarına rağmen, ama gidene de niye gittin diyemem. Anlamak zorundayım ama şu bir veri benim açımdan. AK Parti'nin kendisi zaten bizzat özneleri kendi partilerini terk etmiş insanlar tarafından kuruldu. Yani terk etmiş özneler neden şimdi terk etmesin dün terk edenler? Bana diyebilirsin ki ya o gün o bir terk değildi, o ileriye taşımak da şudur budur. Bu ayrı bir tartışma. Ama bizzat mesela ağırlıklı olarak söyleyeyim, Fazilet Partisi, Refah Partisi'ni eleştirerek ve onların kendilerini evden kaçan çocuklar olarak tarif ettiler. Yani terk etmiş olarak tarif ettiler. Öznesi, diğer öznesi, terk edilen öznesi terk etmiş olarak tarif ediyor. Dolayısıyla özneleri böyle. AK Parti'ye oy verenlerde birdenbire uzaydan gelmediğine göre nereden geldi bunlar? Fazilet Partisi'nden geldi, Refah Partisi'nden, özür dilerim. İşte kısmen belki DSP seçmeni, kısmen CHP seçmeni, kısmen MHP seçmeni, kısmen hatta şimdiki HDP seçmeni. Oralardan geldiler. Burayla daha iyi olabilir diye düşündüler. Ama şimdi yani tekrar burayla olmuyor diye de düşünebilir bu insanlar. İnsanın sabit kalacağını zannetmek ciddi hata. Dün nasıl bana geldiyse benden de öyle gider bilgisine sahip olmak lazım. Nasıl kurduysanız öyle sonlanırsınız. Ben buna bunun çünkü yarattığın şeyin sonucunu sen de yaşarsın diye düşünen bir insan. Sonucu pek iyi gözükmüyor o zaman. Nasıl kurduysak öyle. Dolayısıyla ama o da oluyor. Bak Babacan gitti, Davutoğlu gitti. Bunlar onlar açısından söylüyorum. Kolay şeyler değil. Çok zor şeyler. Yani ve AKP'nin bu bütün iktidarına rağmen nasıl baskı kurduğuna şahidiz hepimiz. Sosyal medyada bile baskı kuruyor. Bu iki partiyi kurulmasını baskılamasına rağmen kuruldu ve AK Parti seçmenine bir seçenek veriyor. Yani tamam CHP'ye gitmeyebilirsiniz. Gitmeyin. HDP'ye gitmeyebilirsiniz. Gitmeyin. Bana gelin diyor Davutoğlu yani. Ben onun başbakanıydım ya. %50'ye taşıdım partiyi diyor. Babacan ben sizin 15 sene boyunca ekonomik refah yaşadınız ya, onu ben yaptım diyor. Yani seçenek sunuyor. Bunu böyle görürsün görmezsin ayrı bir şey. Demek ki yaşıyor da zaten bu sonucu AK Parti. Seçmenin nezdinde de niye yaşamasın ki? İnsanlar, halkın ben rasyonel davrandığını düşünüyorum. Hani ya burada geçinebilirim ona yöneliyor. Şurada geçinebilirim ona yöneliyor. Birinci kriter bu. Fakat o zaman ülkeyi bırakmaktan bahsetmiyoruz ama bir siyasi partiyi bırakmak çok daha kolay yani. Değil aslında yani insanın bu, çünkü yani genellikle özdeşlik kuruluyor bizde partilerle. Ama bir yandan da özdeşlik kurulduğu zaman da çok hızlı geçişlerinde yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz biz. Transferlerin olduğu, o partiden o partiye, oradan oraya geçişlerin olduğu. Sen diyorsun ya özdeşlik kuruluyor diyor. Ben şey düşünüyorum. Bu özdeşlik kurulma mevzusunun şu anda iktidarda olan partiler için geçerli olmadığını düşünüyorum. İktidarlı olan partiler, evet partiler değilim. geçerli olmadığını düşünüyorum. Çünkü belki muhalefetteki partiler biraz seçmeniyle özdeşlik kuruyorlardır. HDP olsun, CHP'nin bile seçmeni bir anlamda bağlılık hissediyorlar ama insanlar AK Parti ile öyle bir özdeşlik üzerinden belki anlaşıp da yola çıkmadıkları için şu anda ayrılmak da daha kolay oluyor olabilir. Yani daha önce şunu söylemiyorum. Eminim içinde vardır. Koca bir Türkiye'den bahsediyoruz. Eminim bu özdeşliği kuranlar vardır. Ama işte nasıl diyeyim? Biraz Türkiye gibi de görüyorum. Kendi ortak kanıyla
ve ortak bir düşünce yoluyla kurulmayıp bunun üzerine kendisini inşa etmediği için bir o konsensüs yoktu o zaman da. O zaman da işte hapisten çıkmış bir İstanbul Belediye Başkanı'nın üzerine kuruldu her şey. O mağduriyet üzerine yüründü. Büyük bir boşluk gözüktü ve iyi bir ekip toplandı ve bu şekilde halkı ikna etti. İnandı insanlar. Başta İstanbul olmak üzere o dönemlerde insanlar daha iyi olacağına inandı. Şimdi işte ekonomik gidişatla birlikte ve bir taraftan da yurt dışının işte Avrupa'daki ilişkileri çöpe attı. Amerika ile her yerle bütün komşularla ters olunca bir dakika olup da seçmen yine de ayrılabilir diye düşünüyorum. Yani şeye gidince, oy kullanmaya gidince sandık başında çok da belli olmayabilir. Ama burada benim kaygım sandıktan sonuç çıksa bile o sonucu kabul olmayabilir yani. Yani sen oy kullanıyorsun ama hani oy kabul edilmedi, ne oldu? Yani kabul etmiyorum. Bu Trump'ın yaptığı gibi. Kabul etmiyorum seçimi. Bu kadar. Ama işte orada bir orada vesayet giriyor işte duruma. O güçlü olacak ki onu tutacak. Ya Amerika'daki seçim gibi adam ne kadar her gün 6-7 tane başvuru yapıyor Trump. Her gün reddediliyor. Ve artık Biden kabinesini kuruyor yani. Şimdi bu mesela Trump'tan sen bahsettin ya, Trump ve Türkiye arasında, bu Trump-Biden arasındaki şey, Türkiye'ye de mesela çok benzerlik kurulmaya çalışıldı. Onun üzerinden de konuşuldu ama şunu söyleyeyim. Kendi baktığım yerden mesela Trump'ın oyunu her şeye rağmen çok yükselttiği söyleniyor ve 70 milyon civarında bir oy aldığı söyleniyor. Trump oyunu yükseltmiş. Yani başarısız değil aslında, başarılı deniyor. Biden'ınsa ondan daha fazla oy almasına rağmen zar zor kazandığı, dolayısıyla ciddi bir başarının olmadığı, daha yüksek oy olacağının zannedildiği söyleniyor. Burada ilginç olan şey şu. Bir önceki seçimde de demokratlar aslında oy çokluğu olarak daha çok oy almıştı ama o sistemlerinden kaynaklı olarak, işte eyalet temsilciliklerinden kaynaklı olarak seçimi kaybetmişlerdi. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Eğer iktidar iseniz ve güçlü iseniz, İnsanların size inanmadan da olsa sırf geçinme nedeniyle, sırf başına bir sorun gelmesin nedeniyle milyonlarca insan size dönüp bakıyor olabilir. Bakmak zorunda kalıyor olabilir. Sistem böyle kuruluyor çünkü. Dolayısıyla iktidar olanın oyunu yükseltmesi tırnak içinde doğal olandır. Ama muhalif olanın, zorda olanın, başına bir şey gelme ihtimali olanın bırak gerilemeyi, bir de oyunu yükseltmesi çok zor olandır. İstanbul'da seçimlerinde mesela bu yaşandı. 25 senedir İstanbul'u yöneten bir iktidara karşı geriden gelmek ne kadar zor. Alay edildi, hatırla. İmamoğlu'yla da alay edildi. Hatta Kılıçdaroğlu'yla yüzüne karşı kahkahalarla gülerek alay edildi seçimi kazanacağız dediğinde. Dolayısıyla ben muhalefetin zor bir iş başardığını, ciddi eleştiriler var muhalefete, benim de eleştirilerim var ama geriden gelmenin, hatta öne geçmeyi de bırak, bazen gerilemeden durduğu yerde durabilmenin muhalefet için çok zor olduğunu hepimiz günlük hayatımızda biliyoruz. Sen iş hayatında bilirsin, birçok insan iş hayatında bilir. İlerleyemeyebilirsin, bazen yerinde stabil kalabilmeyi bir başarı addedersin o baskıya rağmen. Şimdi yani mesela Kılıçdaroğlu 2 güne bir tehdit ediliyor. Ve bu mesela uyduruk bir tehdit değil. Linç girişiminden çıktı bu adam. Bu insan. Yani bu böyle ya bir şey olmaz canım diyebileceğiniz bir şey değil. Bir şey oldu, oluyordu. Ve ne dedi geçen gün davasında sanıklardan birisi, linç girişim? İstesek öldürürdük dedi. Yani kendi onun yaşamasının, buradan ne anlıyoruz? Onun yaşaması, ana muhalefet liderinin yaşamasının bile kendi lütfunda olduğunu anlattı aslında bize. Çünkü istesek öldürürdük diyor. İstemedik diyor. İsteyip istemememe, benim isteyip istemememe bağlı senin hayatın. Bırak iktidar olmayı, bırak seçim kazanmayı. Hayatım bana bağlı diyor. Bir şey diyor orada. Bunlar tesadüfen edilmiş şeyler değil. Bu herhangi birisi dahi olsa bu şeyi içselleştirmiş, bu atmosferi, bu ambiyansı, bu iktidarın kendine söylediği dili içselleştirmiş demektir bu, yaygınlaşmış demektir bu.
Bütün bunlara rağmen muhalefetin bırak dağılmayı, ben durduğu yerde durabilmesini bile başarı kabul ediyorum. Çünkü zor bir şey bu. Peki, istiyorsan toparlayalım Evet, durduğu yer. tabii ki. Çünkü uzatmışız dediğimiz Evet, süreyi çok kaç de. 50 dakika olmuş. Olmuş mu? Olmuş Çok olmuş. olmuş. O Tamam. zaman bundan sonra daha kısa keseceğiz. Üç soru Evet. yok, iki Evet. soru. Üç İki soru. koy başlık. Ama lafı açtı gerçekten. Konuşmayacağımız şeyleri de konuşmuş olduk. Bir Evet. yandan. Tamam, teşekkür ederiz o Tamam. zaman. Öyle mi? Haftaya görüşmek üzere. O Haftaya zaman. görüşmek üzere. Peki Aris. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay.